Camları daha önce kırmış. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Bu provokatörleri de kınıyoruz. Ancak bir şey var, ben bunu Sayın Belediye Başkanı da geldi Karşıyaka'na, dün kendisine de aktardım. Burası pazar akşamı, en son emniyet rakamlarına göre en son saatinde, en kalabalık saatinde 5000 kişi burada. Bu 5000 kişinin içinden 10 kişi bu yakma eyleminin içerisindeler. İki kişi de bu yakalandı, tutuklandı Sayın Bakanım. Ancak yandıktan sonra, yanarken alkışlayan, sevinç naraları atanları da anlamakta zorlandığımı burada ifade etmek istiyorum. Kaldı ki ondan sonra ertesi gün burası yanmış, kül olmuş. Bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle Karşıyaka'nın madıma ifadesi var. Ondan sonra buraya gelip aynı protestoların sürdürülmesi, aynı alkışların yapılması, 4 gün üst üste yadırgadığım, üzüldüğüm bir olay. Demokrasiler açısından kabul edilmez, insanlık açısından kabul edilmez bir görüntüyle karşı karşıyayız. Karşıyaka'nın orta yerinde, en merkezi yerlerinden birisinde bir siyasi partinin halktan 3 seçimden bu yana güven alan bir siyasi partinin ve bu güvenin karşılığında halka bir hakkın hizmet eden bir siyasi partinin merkezine fiili saldırı, fiili saldırının yakma boyutlarına varması ve bunun Karşıyaka'da binlerce insanın önünde gerçekleşmesi gerçekten insanlık adına kabul edilmez bir durum. Karşıyakalılar için çok üzgünüm. Başkanıma çok teşekkür ederim. Hükümeti protesto etmek, bizim görüşlerimizi benimsememek demokrasilerde elbette herkesin hakkıdır. Bir meydanda toplanırsınız, şiddet kullanmaksızın, yasaların suç saydığı kötü sözcükler ya da hakaretamiz sözcükler kullanmaksızın, onlara bile katlanırız ama kullanmasanız iyi olur, kullanmaksızın bizi protesto edebilirsiniz. Ama bir başka insanın, sizin kanaatinizde olmayan bir başka insanın canına, malına, iş yerine, mekanına fiili saldırıda bulunmak, hele yakmaya kalkmak insanlık dışı bir durumdur. 10 kişi yaptı bu eylemi diyor Sayın Başkan ama 1000 kişi de en azından seyretti. 1000 kişi de bunu bir biçimde izleyerek, alkışlayarak, müdahale etmeyerek iştirak etti. Bu çok üzüntü verici bir durumdur. Biz baştan itibaren doğruyla yanlışı, demokratik hak talebiyle şiddet eylemini birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Hala bugün İstanbul'da ya da Gündoğdu Meydanı'nda bir ağacı, bir yeşili, bir çevreyi korumak için davrananlara, direnenlere, ben dahil olmak üzere empati yapmaya çalışan birçok insan var aramızda. Ama o haklı veya haklı olabilecek itirazı böyle bir tetişe dönüştürmek, onun arkasına saklanarak bir ağacı, bir çevreyi, bir duyarlılığı kullanıp onun arkasına saklanarak sokak aralarında insanların canına, malına kastetmek demokratik bir hukuk devletinde kimsenin
kabul edemeyeceği, benimsemeyeceği bir tutumdur, bir davranıştır. Vahşi bir davranıştır. Bunun siyasette, bunun medeni bir toplumda yeri olmayan bir davranıştır. Bazı işlere bir daha bakılabilir. Ama insana, insanın canına, insanın gözü gibi baktığı evine, yuvasına, mekanına böyle bir saldırı yapılabilir mi? Bunun hangi haklı gerekçesi olabilir? Bu öyle zannediyorum ki bir haklılığın arkasından bir vahşet, bir dehşet üretmeye çalışan bir vahşet kalıntısı, bir cahiliye dönemi kalıntısı insanların eseri olabilir ancak. Buna çok büyük bir üzüntü duydum.